Efendim? Efendim Tayfun? İşteyim. Çıkışta. Tamam. Tamam. Hı-hı. Görüşürüz. Tamam. Merhaba. Zeynep Yılmaz'la görüşecektim. Ne soruyoruz? Ben bir yakınıyım. Kim rica edebilirim? Tabii. Heh. Gördüm. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ben de içeri nasıl gireceğimi konuşuyordum. İyi ki geldin. Bir şey mi oldu? Oldu. Seni merak ettim. Öyle mi? Öyle. Şey, ayakta kalmayalım ya. Şöyle şuraya oturalım o zaman. Tamam. Merak ettim bu kız ne yapıyor diye. Kendi kendime soracağına gelip de göreyim dedim. Ya olmaya çalışıyorum işte. Yani ben aslında böyle kendi kendime konuşmaya çalıştım ama olmadı. Nasıl yani anlamadım ben. Ben de senin bir fotoğrafın var. Böyle siyah beyaz, denizci üniforması var üstünde. O yıllardır benim başucumdaydı. Yani ben işte onunla dertleşiyordum, ona anlatıyordum her şeyimi falan. Böyle hayali baba gibi bir şey. Tamam, çok çocukça. Ya ama çok güzelmiş. Güzeldi tabii. En azından bir babam vardı. Kaybolmuştu, ölmüştü belki ama en azından vardı. İşte ben öyle onu hayal ediyordum. Şimdi burada olsa ne yapardı, bana ne söylerdi? Ama seninle karşılaştığımızdan beri yapamıyorum, olmuyor. Zeynep, ben hiç rahatsız olmadım. Bu kız niye eve geldi şimdi diye düşünmedim. Hatta bak seni merak ettiğim için buradayım işte. Teşekkür ederim. İstediğin zaman bana gelebilirsin konuşmak için. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Allah'tan beni görünce kapıya geldi. Yoksa ben oraya giderken ne yapacağımı bile düşünmemiştim. Ne dedi peki? Yani bir şey anlattı mı, söyledi mi? Yok. Hiç sorma dedi, ben de sormadım. Şaka yapıyorsun. Yo, neden? Ya ne bileyim, ben olsam merak ederdim. İllaki sorardım ne oldu kızım falan diye. İşte kadınlarla erkekler arasındaki fark orada devreye giriyor. Bakalım ben ne yapacağım Ela büyüyünce. Tek başına çok zor. Sen biliyorsun işte. Her şeye yetişemiyorsun. Yani yetişemiyorsun da. Ya o kadar çok seviyorsun ki. Ya her şeyini vermek istiyorsun ona. Biliyorum. Seni de çok iyi anlıyorum. İşte o yüzden Zeynep'e istediğin zaman bana gelebilirsin dedim. Ne dedi peki? Tamam dedi. Telefonumu da verdim. Dedim ki istediğinde ara. Sağ ol. Hiç gerek yok. Zeynep çok tatlı bir kız. Madem benim yanımda kendini rahat hissediyor, bırak istediği gibi davransın. Gelsin, gitsin, arasın. Sen de istediğin zaman arayabilirsin. Yani seni dinlerim. Hiç de sorgulama. Teşekkür ederim. Eksik olma. Biraz da sen anlat bakalım. Neler yapıyorsun buralarda? Nasıl gidiyor? Ne anlatayım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.